que là. Komutanım, Balıkesir'de birinci sıra adayısınız. Neler diyorsunuz Balıkesirlerin Vatan Partisi'ne yaklaşımını? Neler diyorsunuz? Bir de pazarlarda halkla buluşuyorsunuz. Hemen şöyle özetleyeyim. Balıkesir Kuvayi Milli ruhunu yaşatan kentlerimizden bir tanesi. Öncelikle onu belirteyim. Sabah ilk işimiz bu faaliyete başlamadan önce Kuvayi Milli'nin başladığı, Balıkesir'de kurulduğu, başladığı yerden başladı zaten. Bu bir Kuvayi Milli hareketi şu anlama geliyor. Ülkemizi böldürmeyeceğiz. Ülkemizi bölmek isteyen dış güçlere karşı da kararlılıkla savunacağız. Vatan Partisi zaten bu amaçla şu anda da faaliyetlerine devam ediyor. Balıkesirlere gelince, şu ana kadar Balıkesir'de, Balıkesir merkez ve ilçelerinde olmak üzere tüm Balıkesirliler çok sıcak yaklaştılar bize. Herkes şunu söylüyor. Bir an önce vatanını sevmeyen, dışarıdan yönetilen, kukla, milli olmayan hükümetlerin gitmesini arzu ediyor. Dolayısıyla bunun da en iyi yapabilecek, en iyisini yapabilecek olan parti de Vatan Partisi. Biz de kendimizi tanıtıyoruz. Tanıttıkça, bizi tanımayanlar bizi gördükçe fikirlerini değiştiriyorlar ve açık bir şekilde de ben artık bundan sonra Vatan Partisi'ne oy vereceğim diyorlar. O da bizim çalışmalarımıza, moralimizin artmasına neden. Peki komutanım, biraz kendimizi anlatalım. Vatan Partisi birinci sıra milletvekili adayı Beyazıt Bey kimdir? Ben 1956 Tokat doğumluyum. Babam memleketim Erzurum Aşkale, Kaşağı köyü. Ama Balıkesir, Bandırma bu yörede yaklaşık 11 yıl görev yaptım. Savaş pilotu olarak görev yaptım. Dolayısıyla hem bu coğrafyayı hem karadan hem de havadan çok iyi biliyorum. İkincisi, görevlerim sırasında kurmay oldum. Dışında iki kez ülkemi temsil ettim. 96-99 yıl arasında Yunanistan'da asker ateşiydim. Terörist başının yakalandığında Yunanistan'da asker ateşiydim. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü terörist başını sorgulayan, Hasan Atilla Uğur, yargılayan hakim Turgut Okyay, yakalandığındaki askeri ateşi Beyazıt Karataş şu anda Vatan Partisi'nde. Bu çok önemli bir gösterge, Vatan Partisi'nin nasıl bir parti olduğunu göstermesi açısından. Bu paragrafı geçmeden önce hemen şunu söyleyeyim, ülkemizi böldürmeyeceğiz anlamına gelir. Terörü de bitireceğiz anlamına gelir. Genel Başkanımızın dediği gibi Kandil'e beyaz bayrak çekecek olan ekip. Ben birkaç isim söyledim. İnsan var. Ayrıca 2003-2005 yıllarında Washington'da kıdemli ateş olarak görev yaptım. Özellikle yurt dışındaki, başta Amerikalılar olmak üzere, Avrupa Birliği ülkeler olmak üzere, ülkemizi bölmek için çalışanların nasıl faaliyetler içerisinde olduğunu çok yakından gördüm. Terörle mücadelede 6 yıl Diyarbakır'da görev yaptım. Ülkenin her yerinde hemen hemen, hemen yerde hem orada görev yaptım. Dolayısıyla pazarda gezerken de arkadaşlarım görüyorlar. Hem askerlik yapanlar, hem de kendi memleketlerinden hemşehrilerim olmak üzere birçok insanla karşılaşıyoruz. Biraz sohbet ediyoruz, pazar ziyaretine benzemiyor. Bu paragraftaki son cümlemi şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar pazarda gelip esnafın karşısına çıkabilecek olan parti yok, yüzleri yok çünkü. Yüzleri olmadığı için de şu anda broşür dağıtan tek parti. Salı pazarında. Salı pazarında. Arabayla geziyorlar. Arabayla gezip sadece gürültü yapıyorlar. Halkla temas edip yüz yüze kalma şansları yok. Çünkü pazar durgun, esnaf çok memnun değil. Yaz geldiği için birazcık hava sakinleşti, hayatlarını devam ettiriyorlar. Balıkesir'in sıkıntıları, işsizlik bütün bölgelerde olduğu gibi tarımı öldürüyorlar, insanları evlerine mahkum ediyorlar. Ve özellikle emekli kesimiyle, diğer işçi kesimiyle tarımda yüksek mazotlar, gübre, tohum, artık bu sayabileceğim her şey Balıkesir için de geçerli. Balıkesir kendisini toparlaması için, bir nefes alması için bu hükümetin değişmesi gerektiğine inanıyor ve bunu da bize açık yürekle söylüyorlar. Hiç aklıma gelmezdi pazar içerisinde kendi partisini değiştirip Vatan Partisi'ne oy verecek olan insanların çoğunlukta olduğunu görüyorum. Kararsız kesim karar vermek üzere, eğer kararını verirse bize hepimiz oyları alıp Vatan Partisi'ne rahat bir şekilde meclise girecek diye düşünüyorum. Oldu, başarılar diliyorum, kolay gelsin. Devam edelim komutanım. Yer başında paylaşıyor tabii zahmet. Eşe dostu söyledi ki Vatan Partisi var de. Ben bir de peki Allah biliyor. Kendinize iyi bakın. O da bir şey yaptıklarını yapacaklarını gösteriyor inşallah.